getiremiyor. Şimdi değerli izleyenler, halk AKP heyetini Diyarbakır'dan kovdu. Evet, resmen Diyarbakır'dan kovuldu AKP heyeti. Diyarbakır'a gitti. AKP milletvekili Oya Eronar ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ orada depremzedelerle görüşmek için gittiler. Şimdi bölgeden gelen görüntüleri hiç yorum yapmadan sizlerle paylaşayım değerli izleyenler. Bakalım bu Oya Hanım ve Adalet Bakanı Diyarbakır halkı onları nasıl karşılamış ve nasıl tepki göstererek bölgeden kaçmışlar. Ben ne yapayım? Oradan. Şu anda halk uğruyor değerli izleyenler, hem Adalet Bakanlığı hem de Diyarbakır Milletvekili. İşte şu, görüyor musun, bir de şu tavra bakar mısınız arkadaşlar? Arkadaşlar ben şu milletvekili, bedavadan milletvekili oldu biliyorsunuz, bu Oya Eronat şu kadın bedavadan milletvekili oldu ve bedavadan milletvekili olduğunu bırakın, şu tavra bakar mısınız? Bakın tekrar izleteyim size, buyurun. Halkın hüvasından sonra bakın elini açıyor, yani bu ne diye. Tabii böyle rezil olursunuz işte. Buyurun. Böyle halk kovuyor AKP heyetini Ahmet'ten, onu söyleyelim. Ve bu şekilde kovuyorlar resmen, haklı olarak tepki gösteriyor halk. Aynen. Bir de halka da provokatör deyip gidiyorlar değerli izleyenler. Vatandaş diyor ya, çok iyisin desem alkışlarlar. Hesaplarına gelmezse hemen provokatör, hemen. Evet, görüyor musunuz? Hemen. İlla hesabına gelen bir şey diyeceğiz. Nerede bu çocukların? Helal olsun Diyarbakır halkına, onurlu halkına. Oya hanım gibi, o bedavadan milletvekili Eronat mıdır? Oya Eronat mıdır? Neyse her ismi. Bedavadan, biliyorsun, bir HDP'li milletvekilinin milletvekili düşürüldü. Bunu bedavadan milletvekili yaptılar. Oraya gitmesine bir kere hakkı yok. Hangi yüzde gidiyor? Milletvekili değil. Bakın. Bizim akrabamız var. Taziyemiz var. Bilmeden nasıl büyüksün senin? Siyasetten hangi yüzde gidiyorsunuz? Lütfen milletvekili. Taziyemiz var. Bize provokatör diyor. Taziyemiz var senin. Gerçekten de tebrikler. İlk iki gün Maraş'a gitmediler. Asker polis göndermediler. İlk iki gün. İnsanlar canlı canlı orada öldü. Canlı canlı. Yapmayın. İlk gün Maraş'ta asker var. İki gün gitmedi. Taziyemiz var. Ne diyor? Provokatör ya. Hele bak ya. Ya bir saniye. Biz burada siyaseti tanımıyoruz. Bize provokatör diyorsun. İstemiyoruz. AK Parti istemiyoruz. AK Parti istemiyoruz diye halkın sesini duyuyorsunuz değil mi arkadaşlar? Budur. Tabii bir de dalga geçiyor. Bir de arkadaşlar şu pişkin surata bakar mısınız Allah aşkına? Ben size bunu gerçekten, bakın şu, bu insanlarla alay etmektir. İnsanlar böyle sizi işte böyle kovuyor. Diyarbakır'a gitmeye hakkınız yok çünkü orada insanlar kendi kaderiyle baş başa bırakılmış. Evet. Diyarbakır halkı onurlu halktır, hiç merak etmeyin. Böyle sizin gibi böyle oraya, buyurun bakalım. Aynı görüntüler. Buyurun. Buyurun, vatandaşın tepkini dinleyin. Bir saniye. Yok, ben yanlış konuşmuyorum. Ekipler nereye gitti?
Hiçbiri kalmadı. Emre lan budur ha, burayı kapat. Niye onu kapatsın? Burayı kapatmak lazım. Keşke burada da o kadar ile yardım olaydı. Yok canım ne aklı, ben burada dedim. Kaç tane afatlar öğren gel kayıp. İki gün ola, iki gün kimse gitmedi. Sen afatı şeye ver. Çünkü okuldaki öğrenciye ver, lisedekine ver, askeriye ver. Biz askere gittik, soğanla patates doymasını öğrendik. Ver eğitim ver. Ya. Bunu bir gündeme getirin. Valla askerden gidip soğanı soğuyor. Ya yeter mi ya? Defranza ya sus diyemezsin. Eğitim verin. Millet gönüllü yapsın. Karışınca bin. 7 tane bina çökmüş. Bu kadar çaba gösteriyorlar ama hala da 70 kişiyle kalenin altına devam ediyor. Bir içeri, bir yerde öldükten sonra ne devam ediyor? Süleyman. Ne bulacağım? Şimdi kalır yani. Lütfen lütfen boş yapmayın lütfen. Utanmadan bir de halkın içine gitmişler ya. Ama halk böyle, Diyarbakır halkı böyle onurlu davranarak sizi böyle yuvalayıp. Bakın bir de bağırıyor. Evet. Niye provokatörlük yapıyorsun diye bağırıyor arkadaşlar. Bakın değerli izleyenler bunu kamuoyuna, bu bir milletvekili Oya Eronat, Ahmet milletvekili, Bedana milletvekili olmuş ve bir vatandaşa bakınız nasıl bağırıyor. Tekrar izleyelim lütfen. Bakınız. İnsanları yalnız bıraktılar. İnsanları yalnız bıraktılar. Bakınız. Sen kimsin yalnız? Ben vatandaşım. Buyurun. Bu milletvekili. Evet. Ben vatandaşım. Hayır sen buraya bırak. Herkesin bir kardeşimiz. Hayır. Herkesin bir kardeşimiz. Akrabanın bir kardeşimiz. Resmen.